Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geri sayımdayız. Son 53 saat. Tabii ben bu videoyu çektiğimde günlerden pazar. Ama size paylaşacağım gün pazartesi günü. Muhtemelen yaklaşık 48 saat desek 2 gün kadar bir süremiz var. Yeni sezona başlayacağız. Yeni sezonda çeşitli stratejiler ve neler olacak bilmiyoruz. Ve ben kimlerle yoluma devam edeceğim? Bu sezon tanıştığım bir ekiple yoluma devam edeceğim. Ağırlığı Türk olan ve ikinci sezondan bu sezona gelmiş insanlarla birlikte yeni bir yol izleyip aktif sayısının fazla olabileceğini düşündüğüm bir kardeşlikle yola devam edeceğim. Tabii bunları diğer sezon siz değerli kardeşlerimizle göreceğiz. Evet, bu sezon neler yaptık? Genel olarak baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Oyunda kötülerin üstünlüğü oldu. Rohan'ın ve cücelerin taşımacılığını yapan bir kötüler. Indon ve elflere karşılığında bir üstünlük sağlayan bir kötülerin yönettiği bir sunucu. Tabii bu iyi bir şey mi? Bence değil. Çünkü oyun dediğiniz eşit olmalı. Son güne kadar bir mücadele olmalı ve birinin akıbetinde olmamalı. Bunun sebebi de dengeli olmaması. Yani mesela diplomasilerinin yanlış yapılması. Yanlış yapılan diplomasi yüzünden verilen karar doğrultusunda oyunu bir kişinin yönetmesi. Yani bence bundan dolayı kaynaklanan bir şey. Eğer bir ırk çok 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 güçlüyse bütün sunucuyla savaşmalı. Çünkü bütün sunucu ırkları anca bir ırka kafa tutabiliyorsa onunla savaşmalı. Etkisiz hale getirdikten sonra yeni bir sistem bulmalı. Tabi bunlar diplomasi yapması gereken kişilere bağlı. O yüzden ben hiçbir şekilde oyunda diplomasi tarafında olmadım. Hiçbir zaman da kesinlikle şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız demedim. Ama diğer sezon diplomasiyi de alacağım arkadaşlar. Bakın 5 sezondur oyunu oynuyorum. Sadece bir piyade olarak oyunu oynuyorum ve piyade olarak mücadele veriyorum. Ama diğer sezon önderlik ve liderlik üzerinde bir ilerleme kat edeceğiz. Tabi öncelik bunun aktif olma, yani online sayımızın yeterli olması. Yani şimdi şöyle bir ırk oynuyorsunuz, örnek veriyorum, cücelersiniz, bir savaşın içerisindesiniz. Bir ırkı çağırdığınızda şurada dünyalar kadar adamın olması lazım. Bunlarla savaşacak. Yoksa onun haricinde oyun keyif vermez. Vermiyor da. O yüzden böyle bir sistem ve böyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunun hazırlığını yapacağım diğer sezon. Ve ona göre de bir yol izleyeceğimizi düşünüyorum. Umarım yeni yeni aktiviteler, yeni yeni şeyler gelir. Gene RP oynayacağız. Gene her mod, yani her ırkın kendini savunması gereken bir çizgisi olacak. Ve diplomasiler olacak tabii ki de. Diplomasi doğrultusunda da bakacağız sistemimize arkadaşlar. İnşallah İyi olacağını düşünüyorum. Şimdiki yeni birleşeceğim insanlar belki tam güçlü kıvamda olmayabilir ama şu anki bulunduğum kardeşe çok güçlü olmasına rağmen pek de bir şeyler yapamadı ne yazık ki. Bundan ötürü kendi yolunu izleyenler de var, olacaktır. Biz de bakalım artık, ona göre bir yol izleyeceğiz. Yeni sezonda güzel güzel şeyler yapacağız. Yeni sezona kimlerle giriyoruz? Tabii ki de Eowyn ve Gandalf'ımız var artık, biliyorsunuz. Gandalf'ımızı da dolduracağız inşallah yeni sezonda. Arkasından da Dvalin'imizi ellemeden talim zamanı geldiğinde Dvalin'i talime vurup vuru kırı parçalarla bu maçı kazan moduna sokacağız. Tabii ki de kafayı gene Eowyn ve Gandalf çekecek. Beraber yürüteceğim. 200 yıl arazide falan vesaire hızlı hızlı gelişeceğiz inşallah. Bakalım yeni sezonda güzel şeyler sizleri bekliyor arkadaşlar. Daha burada bir itemimiz daha var, boş duruyor. Aslında bir Aragon'da yapılabilir ya, güzel bir aksesuarla ha. Yani buradan davulu fullleyip Dvalin'e verip orta şekerli bir hitleyin yapılabilir mi acaba? Bakalım bir iki yıldıza kimdeymiş o? Davul bundaymış. İki yıldıza 3 tane vereceğiz. Burada kaç tane var? 1 2 3. Ha, 3 yıldız yapabiliyoruz. Düşünürüz. Bakalım.
Aragorn'u yapana kadar bir Gimli yapılabilir. Bu itemleri Gimli'ye geçirsen ama bunun da saygınlığı 10 işte. Saygınlığı 5 olan bir Gimli ne işe yarar ki? Sezon 6'ya geçiyor artık. Neyse bakacağız bakalım gençler, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.